Değerlendirmesine gelince, önce geçen haftadan başlayalım. Çok iyi bir oyunla, çok iyi bir taktiksel zihniyetle, yani biz çok iyi hazırlanmış Ümraniye maçına. İstediğimizi bulduk, golle başladık. Daha sonra bir kırmızı kart ve 94. dakikaya kadar oyunu bırakmadık. 10 kişi kalmamıza rağmen biraz geri yaslansak da net pozisyonlar bulduk ama olmadı. Oradan bugüne gelmek, yani 94'te yenilen golden sonra takım psikolojik anlamda söylüyorum. Kolay şey değil bunlar. Takımı tekrar ayağa kaldırmak, motivasyonunu motive etmek, böylesine kadro derinliği olan, böylesine iyi oyunculara sahip bir Galatasaray takımına karşı da hafta başından bugüne kadar fiziksel ve zihinsel olarak, psikolojik olarak çok iyi hazırlandık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte dersimizi iyi çalıştık. Taktik olarak da bugün maç başından sonuna kadar her şey planladığımız gibi gitti. Goller bulduk. Daha net goller de atabilirdik. Ama sonuç olarak bugün biz istediğimizi aldık. Taktik olarak oyuncuların verdiğim görevleri harfiyen yerine getirdikleri için, böylesine güçlü bir rakibe karşı farklı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu 3 puan her zaman ve her yerde bizi destekleyen, bize inanan muhteşem Ankara Gücü taraftarlarına ve camiasına armağan ediyoruz. Şimdi biz kazandık, bekliyoruz, rakiplerimizi bekliyoruz. Ben Ümraniye maçından sonra da şöyle bir açıklama yapmıştım. Dedim ki biz 3 maçın 3'ünde Allah'ın izniyle kazanıp şampiyon olacağız. Bir tanesini kazandık. Önümüzde 2 tane maç var. Bu 2 maçta kazanıp rakiplerimizin bir yerde takılmasını bekleyip inşallah her şey planladığımız gibi olur. Büyük Ankara Gücü takımını hak ettiği yere ve hak ettiği gibi de getirmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Bu konuda başkanımız ve yöneticilerimize, taraftarlarımıza, medyamıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Sezon başından bugüne kadar hep beraber herkes elinden geleni yaptı. Bu takımı herkes destekledi. Herkes inandı. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah sonu da güzel olur, güzel biter. Sorusu olan? Buyurun. Hocam sezon başında playoff kalsın Ankara Gücü deseler büyük ihtimalle herkes fit olurdu. Bugün rüyada gibiyiz Ankara Gücü. Artık şampiyon demese daha çıktığı garantiliyor gibi. Öyle hissediyoruz en azından. Sizin hayaliniz neydi? Bugünleri tam bu şekilde hayal ediyor muydunuz? İkincisi böyle kritik maçlarda hep bir Ankara Gücü'nün bir bizim korkutan yanı vardı. Rakiplerin puan kaybettiği hafta birbirleriyle oynadığı maçlar ve biz çok korkarak gelmiştim ama ilk kez ikinci yarı neredeyse geyik yaparak maçı tamamladık. Muhabbet ederek. Şöyle söyleyeyim, ben hırslı bir insanım. Hayatımda futbol anlamında hiçbir zaman kolay kolay kaybetmeyi göze alan, pes edecek bir insan değilim. Sezon başını ben çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki Samsun'da basın mensuplarıyla bir toplantı yaptık. Hazırlık maçıydı. Hayallerimiz var. Hayalci değiliz ama hayallerimiz var. Bu iki cümleyi açarsanız benim bunun içinde neler olduğunu anlamanız gerekir. Tabi bu kişiden kişiye değişir. Bu hayallerimiz ilk 6 olabilir, ligde kalmak olabilir. Ama benim gerçekten içinden geçen hisler bugünler içindi. Bugünleri hayal ettiğim için. Bugünleri büyük Ankara Gücü camiasına ve taraftarlarına yaşatmak için ben bu cümleleri söylemiştim. Allah tabi nasip etti. Bugünlere geldik. İnşallah bunu da sonlandırırız. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi rakiplere bakıyoruz. Bir de bizim oynadığımız futbola bakıyoruz. Biz gerçekten hak ederek maç kazanıyoruz. Bazı maçlar oluyor, bakıyorsunuz. O ayağından kaçırıyor, o elinden kaçıyor, o ıskalıyor, bir şey oluyor. Maç kazanıyorlar. Tabii ki maç kazanacak herkes. Ama biz sezon başından beri gerçekten herkese çarpışa, savaşarak, mücadele ederek, hak ederek bu puanları topladık. Bunun için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Başka? Buyurun. Hocam, ben ne kadar avantajlı durumda olsak da yine de iş biliyorsunuz rakiplerin oynayacağı maçlara bağlı şu anda. Yani evet. Onların sonuçlarına bağlı. Yani şampiyon diyemiyoruz şu anda. İyi durumda. Zaten biz şampiyon olduk diyemiyoruz şu anda. Biz 3 maçın 3'ünde kazanıp onların takılmasını bekliyoruz dedik şu anda. 32 haftalık dönemde şu maçta puanı kaybetmeseydik dediğiniz bir maç oldu mu hocam? Var tabii. 3 tane maç kırmızı kartla 10 kişi oynadık ve 8 puan kaybettik. 11-11 kalsaydık mesela 4 puanlı biz kaybetmeseydik bugün şampiyonumuzu belki ilan edecektik. Bunun nedenleri var, niçinleri var. Çok
Çok da buralara girmek istemiyorum. Hocam de geçen haftaki maçla ilgili ben soracağım. Tutsila ile ilgili. Yani orada hakeme bir küfür falan olay oldu mu? Niye? Hakeme yani? Küfür yok. Ya biz anlamadık niye. Orada yaptım? Asıl onun önünde olan İbrahim Akta penaltı diye. Buna her maç. Bu tip pozisyonlarda hakemlere karşı bir provoke demeyelim de işte böyle bir terkinlerde bulunuyorlar. Penaltı. Orada bir söylemlerde bulunuyor. Zaten görüntülerde görürsün. Elle, kolla böyle hakemin yanından gidiyor. Anton'da yok böyle bir şeydi. Anton'la bir tartışıyorlar. Arada bir sözlü bir diyalog geçiyor. Ondan dolayı Anton atıyor oyundan. Başka? Hocam bir de son birkaç haftadır, son 3 haftadır herhalde çift forvet Kane'de ve Umut Nayır'la birlikte oynatıyorsun. Ve ondan sonra da rakipleri neredeyse ezerek, önceden Ankara'daki her maçta biz kalbimiz küt atardı yani. Hı-hı. Ama son maçlarda, yani İstanbul'daki Ümraniye maçı da aslında 10 kişi kalmasa o maça da çok iyi başladı. Bu değişikliği nereden kaynaklandı? Bu bir stratejidir. Teknik direktörlerin bir futbolcuyu, bir takımını tanıması minimum 6 aydır. Bu kabul edilmiş bir bilimsel veridir. Biz de ilk devreyi lider bitirdik. Tek forvetle oynamıştık. Şimdi öyle bir duruma geldik ki her maç bir final. Oyuncunuza, takımınıza güvenirsiniz, böyle oynayabilirsiniz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Ve çok iyi çalıştık. Çalışmamızın karşılığında oyuncularım da artık bunu yapabileceklerini antrenmanlarda gösterdikleri için denedik bunu. Baktık oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Daha cesur oynayan, daha kendinden emin. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Eskiden rakibe topu verirdik. O ilk yarıdaki felsefemiz oydu. Ama devreyi o şekilde de 34 puanla lider bitirdik. Şimdi bakıyorsunuz, finişe doğru gittiğiniz zaman bir strateji yapıyorsunuz haftalık. Bitti bu maçın hikayesi. Şimdi Manisa'nın hikayesi başlayacak. Ne yapacağız, ne edeceğiz, o takım ne? Biz ne yapmamız gerekiyor? Bir strateji üretiyoruz biz haftalık. Bu stratejiler üzerinde oyuncularımızla konuşuyoruz. Buna göre planlama yapıyoruz. Buna göre oyuncularımıza hem teorik olarak hem sahada pratikte haftalık çalışarak maçlarımıza böyle çıkıyoruz biz. Buyurun. Hocam tebrik ediyoruz. Yani bugünkü maç gerçekten bu lige yakışır kaliteli bir maç oldu. Belki maçı izlemeyenler çok kolay bir galibiyet gibi algılayabilirler ama ben öyle düşünmüyorum. Gerçekten rakip bu ligin en iyi top oynayan ekiplerinden biriydi. Ciddi gol pozisyonları vardı. 90 dakika hiç oyundan kopmadan oyununu sürdürdü. Ben bu sezon gördüğüm en iyi mücadelelerden birini yaptı Ankara Gücü. Bu şehir bunu fazlasıyla hak etmişti. Yani son olarak yani hakikaten kolay bir süreç geçmedi. Yani bunu sizler biliyorsunuz. Beştepe'de yaşananları sizler biliyorsunuz. Ama daha iki maçımız var. Söyleyecek çok şeylerinizin olduğuna inanıyorum ama yine de bir şeyler daha söylemenizi istiyorum. Gerçekten bu mücadele öyle sıradan bir mücadele değil. Sıradan bir takımın mücadelesi değil. Sıradan bir şehrin mücadelesi değil. Yani çok Ali abi, anlatılacak çok hikaye var. Gerçekten yani anlatılacak bu hikayeler, bunlar gerçek realiteler yani. Bizim yaşadığımız realite, Ankara Gücü'nün realitesi. İnşallah şu iki maçta kazanıp Ankara Gücü'nü hak ettiği yere getiririz. Ondan sonra konuşacak bol bol vaktimiz olur. Bu hikayeyi anlatacak bol bol vaktimiz olur. İnşallah Allah da bize bunu nasip eder hep beraber. Herkese iyi günler, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Ya maçın değerlendirmesine gelecek olursak aslında iyi hazırlanmıştık maça. Rakibimizi iyi tutmuştuk. Ama düşündüklerimizin hiçbirini sahaya yansıtamadığımız bir gerçek. Bugün kabul etmek gerekir ki sahada çok etkili olamadık. Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık. Dolayısıyla farklı mağlup olduk. Bunu beklemiyorduk tabii. Maçtan önce Ankara Gücü de belki beklemiyordur ama bugün bakıldığı zaman oyunun genelinde, yani oyuna zaten kötü başlayıp kötü goller yedik. Bir kendi kalemize çıkışta bir top kaptırdığımız topta ikinci golü yedik. Buradan çevirmek kolay değildi. Ankara rakibimiz Ankara Gücü de hem taraftarıyla, seyircisiyle hem de takımıyla daha çok inandığını bugün gösterdi. Net bir galibiyet aldı. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Onları tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz de artık
önümüzdeki Balıkesir maçını kazanıp playoff'u garantileyip playoff'tan çıkmanın yollarını arayacağız. Ben oyuncularımı tekrar kutluyorum çünkü çok gerilerden geldik ilk iki savaşı vermeye ama hiç kredimiz olmadığı için maalesef 14 maçın 11'ini kazanmıştık bu maçtan önce. Kredimiz olmadığı için burada mağlup olduktan sonra ilk iki şansımız artık kalmadı. Dediğim gibi playoff iç moralimizi bozmayacağız. Playoff iddiamızı devam ettirip garantileyip oradan çıkmanın yollarını arayacağız ki bunu hak ettiğimizi diğer maçlarda gösterdik. İnşallah oradan da çıkacağız diye düşünüyorum. Çünkü Gaziantep şehrini bir şekilde Süper Lig'e taşımanın yollarını hem oyuncularımız hem biz hem yönetimimiz her zaman emek sarf ediyoruz. Bu emeği de her zaman vereceğiz. Güçlü bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Moralimizi bozmayacağız. Çünkü bir final maçıydı. Bir final maçı bu kadar etkisiz oynamamamız gerekiyordu. Bir açık söylemek gerekirse final maçını Ankara Gücü daha iyi oldu. Tebrik ediyoruz. Hocam bu skoru bekliyor muydunuz? Söyledim. Sözümün başında söyledim. Böyle bir skoru beklemiyorduk açıkçası. Ki ligin en az gol yiyen ikinci takımıyız biz. Ama maalesef bugün oyuncularım çok iyi hazırlandılar ama goller geldikçe demoralize oldular. Oyun disiplinden biraz koptuk. Dolayısıyla böyle bir farklı bir mağlubiyet oldu. Tabii ikinci yarıda bazı pozisyonlarımız var. Direkten dönen toplarımız var. Direğin yanından giden toplarımız var. Ama bunlar gol olsa maç döner miydi? Dönmezdi. Çünkü çok etkili futbol oynamadık. Kabul etmek gerekir. Hocam